Ve değerli Sine 5 izleyenleri, canlı yayınımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Pazar sohbetindesiniz, Sine 5 ekranlarındasınız. Bir kez daha hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Ve aynı zamanda da bitkilerin dünyasına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle bir bakalım, sol tarafımda bitkilerin ham hali, işlenmemiş hali. Sağ tarafta ise iksir, tonik vesaire, onların işlenmiş, evet, işlenmiş hali. Çünkü bazen hani merak ediyor izleyici, evet, İbrahim Beyciğim. Bakıyorlar hangisi o mu, o mu, hangisini kullanalım, evet, diye. Az sonra tüm detaylarla konuşacağız zaten sevgili seyirciler. Bu arada bizlere ulaşabilirsiniz. Program süresince ekranın alt köşesinde şu an görmektesiniz zaten 0212 331 32 07 08 09 danışma hattından daha fazla bilgi alabilirsiniz. Çünkü gerçekten çok önemli konuları konuşacağız. O önemli konulardan bir tanesi alerjisi olanlar ekran başında kalsın. Özellikle polen dönemi, ben sırf bu sıkıntıdan dolayı dışarı çıkamayan birçok kişiyi biliyorum. Bu da ciddi bir sorun aslında. Belki de sosyal sorun, hem de sağlık sorunu. Ya da pazarsohbeti@sine5.com.tr'ye de sorularınızı gönderebiliyorsunuz ve herbalist İbrahim Gökçek bizlerle beraber. Hoş geldiniz İbrahim Beyciğim. Hem çok teşekkür ediyorum bu güzel pazar gününü bize ayırdığınız için, hem değerli katkılarınız için. Nasılsınız, sağ olun, değil misiniz? Allah razı olsun. Hamdolsun, teşekkür ederim. Daha da iyi olun inşallah. Ve ben sadece alerji dedim ama daha konu başlıklarımız kurdeşen var. Evet. Bu da alerji. Hı-hı. Atopik eksem. Hı-hı. Sulu, kabarcıklı, kaşıntılı deri yaraları, deride, hı-hı, oluşan ekseme gibi. Eksemenin de iki türü var. Endojen yani içten kaynaklanan ekseme, dış etkenlerden kaynaklanan ekseme. Birine mantar sebep olur, diğeri alerjiktir. Hı-hı. Yani çeşit çeşit alerji türleri var. Besin alerjisi, akarların mesela bu uyuz böceği dediğimiz böcek var. Hı-hı. Uyuz böceği. Aynı örümceğe benzer ama çok küçük. Nano milimetre, o kadar küçük. Öyle mi? Bir gram tozda, yatak tozunda, genellikle yatakta olur. Hı-hı. İnsanlar yattıkları zaman deri hücreleri, ölü hücreler yatakta dökülür. Tozla karışır. Bir gram tozda 15 bin adet mikrop olabilir. Yani bu bakteri, böcük olabilir. Uyuz böceği denir. Bu insanın ölü derisini yer ve onun dışkısı insan vücuduyla temasa geçtiğinde alerjik reaksiyonları tetikler. Böyle bir alerji türü de var. Akar. Akarlara karşı alerji. Ev tozlarına karşı alerji. Ev tozları aslında toz durup dururken toz yapmaz. Yani alerji yapmaz. Tozdaki akarların dışkısından oluşan proteinler insan vücudunda alerji tetikler. Besin alerjisi, yani bazıları elma, armut gibi, çilek gibi, vişne gibi, yumurta da mesela, yumurta gibi, et süt gibi, çikolata, süte alerjik reaksiyonlar gösterir. Çeşit çeşit alerji türleri var. Yani deri hastalıklarını konuşacağız. Bir de mesela özellikle, evet, ergenlik döneminde sivilce, akneler. Sivilce, akne. Onlar için de uygun çözümünüz var değil, tamam, mi? Özellikle bugün çünkü benim hani sizin konuk olduğunuzu bilen birçok arkadaşım rica ettiler İbrahim Beyciğim. Ne olur şu aknelerden, sivilcelerden doğal yöntemlerle, bitkisel yöntemlerle nasıl kurtulabiliriz? Bunu anlatsın İbrahim Bey dediler. Onu da sizden rica edelim. Evet. Akne, iki türlü akne var. Yani alerjiye geçmeden önce. Bir normal basit sıradan akne vulgaris dediğimiz sıradan akne, ergenlik döneminde gençlerde çok gözükür. Problem değil bu, zamanla geçer. Bağırsaklar tedavi edildiğinde, damarların iç yüzeyinde oluşan plaklar çözüldüğünde iksir, tonik kullanıldığında geçer. Ağır bir rahatsızlık değil. Fakat akne inverse dediğimiz çok ağır bir akne türü daha var. Bu da kasıklarda, koltuk altında olur. Eskiden buna halk arasında köpek memesi denirdi. Çıban gibi olur. Bunlar iltihaplı ter bezi. Ter bezi iltihabı da denir. Ter bezlerinin birleşerek kümeler oluşturur. Çıban gibidir. İyileşmez. İyileşmesi mümkün değil. Dünyada tedavisi mümkün değil. Öyle mi? İlaçla falan. Ameliyatla etseler, kesseler, alsalar dahi tekrar geçmez. Neden? Çünkü bunun sebebi mantar. Mantara da karşı ilaç yok. Almanya'da yıllar önce bir genç bana geldiğinde, Süleyman isimli hasta, doktoruna gitmiş, doktoru, cilt hastalıkları doktoru, uzman doktor demiş ki, bu Türk hastalığı. Demiş ki, ya ne biçim konuşuyorsun doktor bey, demiş, böyle şey mi olur doktor? Türk hastalığı olur mu? Demiş, Türkler de çok gözüktüğü için Türk hastalığı deniyor halk, yani kendi aralarında. Hı hı. Neden Türkler de çok gözüküyor? Bir, Türk millet olarak biz aşırı tatlı yiyoruz. Aşırı tatlı, tatlı yemek bağırsaktaki mantarları besliyor. Mantarlar neyle besleniyor? Şekerle besleniyor. İki, aşırı peynir tüketiyoruz.
Peynir asidoza sebep oluyor. Kanımız asitleniyor. Kan asitlenince bakteri, virüs ve mantarlar hızla yayılıyor. Kan alkalik olursa biraz hafif, bağışıklık sistemi güçlü olur. Asidik ortamda bağışıklık sistemi çöker. Bu nedenle peynir mikropların yayılmasını hızlandırır. Yani bir çeşit iltihabı tetikleyicidir. Peynirin her türü. Şimdi onu soracaktım. O kadar çok çeşitleri var ki tek bir türden bahsetmiyorsunuz değil mi? Her türlü. Tamam. Yani daha doğrusu peynirin her türünden bahsediyorsunuz. Peynirin her türü. Ben yıllar önce Çin, Tayland, Tayvan, Filipin, Vietnamlılarla Almanya'da tanıştığım insanlar konuştum da peynir ikram ettiğimizde yemiyorlardı. Neden diye sordum. Bundan dolayı. Çürük madde diyorlar. Hmm. Çürük madde. Neden çürük? İltihapları tetikliyor vesaire anlatıyorlardı. İyi bir araştırma yaptım da gerçekten iltihapları tetiklediğini gördüm. Ben de eskiden mesela sofrada 6-7 çeşit peynir bulundururdum. Kahvaltıdan sonra böyle sağ kolumdan böyle bir ağrı indiğini görüyorum yarım saat sonra. Neden, niçin olduğunu bilemiyorum. Bir araştırdığımda asidoza sebep oluyor. Çünkü peynir yüksek oranda yağ içeriyor. Yağsız peynir dahi %35 yağ içeriyor. Yağlar yağ asidi. Yağ asidi aside dönüşür, kan asitlenir. Asitlenen kanın nötrleştirmesi gerekir bünyemizin hemen. Aksi takdirde ölüm tehlikesi. Kanın pH değeri aşırı oranda aşağı düşerse ölüm tehlikesi. Kanın pH değeri sürekli 7.40, 7.35'e düşebilir, 7.45'e yükselebilir. Fakat fazla kayma olursa hayati tehlike olur. Kişi yaşadığı sürece kanın pH değeri bu aralarda gider gelir. Yani peynir yedikçe asit oranı yükselirse aşırı mineral kaybı olur. Çünkü bu asidin nötrleştirilmesi gerekir. Asidi nötrleştirmek için aşırı kalsiyum, magnezyum, demir, stansiyum, baryum gibi mineraller harcanır. Bu da kişinin bağışıklık sistemini çökertir. Peynir yiyen kişinin bağışıklık sistemi çöker, kemikleri erir. Aa, çok enteresan. İlhan Bey, peki şimdi peynir denince hani aklıma direkt olarak süt ve süt ürünleri geldi. Mesela bir yoğurt bol bol tüketiyoruz. Uzmanlar hep hani tüketin diyor. Keza süt o şekilde. Aynı şey yoğurt ve süt için de mi geçerli yoksa sadece peynir için mi bu dedikleriniz? Yoğurt çok çok faydalı çünkü yoğurtta laktobazilus bifidobakterileri var. Bakteri. Bu sıvı yoğurtlar özellikle yoğun oranda bakteri var. Bunlar bağırsak florasını düzenliyor. Bu faydalı bakteriler bağırsaktaki zararlı bakteri ve mantarları yok ediyor. Faydalı bakteriler bağırsaktaki laktobazilus ve bifidobakteriler küçük moleküllü asitler üretirler. Asetik asit, formik asit gibi küçük moleküllü asitler zararlı bakteri ve mantarların yaşam alanını yok eder. Bu nedenle faydalı bakteriler fayda sağlarken hem vitamin üretirler hem zararlı bakteri ve mantarlar yok ederler. Bu nedenle yoğurt çok faydalı. Bağışıklık sistemi için. Süt de alerji sebep olmuyorsa alerjik. Faydalı, çok faydalı. Yıllardır içiliyor, biliniyor. Yani herhangi bir yan tesiri yok sütün. Doğal, ikisi de doğal. Yoğurt da süt de doğal olduğu için. Peynir fermentasyon sırasında bozuluyor. Yani bir litre sütten bir kilo peynir elde ediliyor. Nasıl elde ediliyor, nasıl oluyor? Yani birçok işlemden geçiyor. Ve de bozuluyor. Bozulduğu için de birçok reaksiyonu tetikliyor. Bununla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nde McDougall Kadın Araştırmaları Enstitüsü'nün 3200 bayan üzerinde araştırması var. Bu araştırmalar sonucunda peynir yiyen bayanlar üzerinde araştırma yapılmış. İdrarında aşırı oranda asit ve kalsiyum tespit ediliyor. Bu ne demek? Peynir yiyende aşırı asit ortaya çıkıyor ve kalsiyum atıyor vücut. Olması gereken kalsiyum peynir sayesinde gidiyor. Peynir sayesinde, peynirden diyelim ki 100 gram peynir yedi kişi sabah kahvaltıda 200 miligram kalsiyum aldıysa bünyesi buradan 500 miligram kalsiyum atıyor. Sürekli peynir yiyen kişinin kemikleri yavaş yavaş eriyor. Benim yakından tanıdığım Seval Hanım diye bir bayan ziyarete gittiğimde sürekli peynirli ekmek yiyor. Dedim ki ne oluyor, neden, ne var? Doktorum söyledi işte erken menopoza girmemek için vesaire bunu yemem gerekiyormuş. Ya sürekli yenmez. Hiç yenmemesi gerekir ama yine de bu kadar aşırı yemedim. Birkaç ay sonra hastaneye kaldırdı gastroloji mide rahatsızlığından dolayı. Yapılan araştırmalar sonucunda mide kanseri, rahim kanseri, kemik kanseri, sonra onkoloji vesaire derken kurtaramadılar. Allah rahmet etsin gitti. Sürekli peynir yediği zaman kişi kemikleri erir. Bununla ilgili de klinik araştırması var. Belge var. Ya belge. Bir, yani peki, peynir çok çok zararlı. Bütün iltihapları tetikler. İki, tatlı. Tatlı, günümüzde pancardan yapılan tatlının zararları biliniyor. Şeker hastalığını tetikler.
kemik erimesine sebep olur, bağırsaktaki mantarları besler vesaire. Hı hı. Fakat pancardan elde edilen şekerden daha tehlikeli bir şeker daha var. Nedir? Hangisi? Mısırdan elde edilen şeker. NB7 dediğimiz nişasta bazlı şeker. Hı. Yani mısır nişastasını şekere dönüştürüyorlar. Neyle? Özel bir enzimle. Bu enzim nişastayı şekere dönüştürüyor. Ortaya sümüksü, süngerimsiz, yapışkan bir madde çıkıyor. Beyaz, böyle cam gibi. Bu mısırdan elde edilen NB7 dediğimiz nişasta bazlı şekerin %80'i fruktoz. %20'si glukoz. Bünyemize uygun değil. Bu fruktozu bünye işleyemiyor. Ne yapıyor? Nerede var NB5'e? Günümüzde birçok firma Türkiye'de, kota yok. Avrupa ve Amerika'da NB5'e sadece ilaç sanayinde kullanılıyor. %1 müsaade ediliyor. Hı. Türkiye'de kota yok. %15'lere fırladı. NB5'e bisküvide var, gofrette var, çikolatada var, jelibonda var, keklerde var, her şeyde var. Eyvah, hepsi zaten ve bununla beslenen çocuklar, evet, ne oluyor? Pankreas kanserine bile sebep oluyor. Çünkü bünye bunu anakta uymuyor. Bünyemize uymadığı için kanseri tetikliyor. Bunlar çok önemli. Bağışıklık sistemini çökertiyor. Karaciğere zarar veriyor. Karaciğer yağlanmasına, pankreas yağlanmasına, böbreklerin iflasına sebep oluyor. Türkiye'nin, yani bu konuda çok tartışıldı, aylarca tartışıldı. Kota gelecek dendi ama kota gelmedi. Yani buna bir sınır konmadı. Çünkü mesela 200 ton mısır nişastasından 160 ton şeker elde ediliyor. Çok ucuza mal oluyor. Halbuki pancardan elde edilen şeker çok pahalıya mal oluyor. Kimse bu işe girmek istemiyor. Ucuz ve kolay para kazanma derdinde bazıları, büyük firmalar. Bunun önüne geçilmesi gerekir. Yeni yetişen nesillerin hayatını tehlikeye sokmamak gerekir. Peynir, şeker zararlı. Beyaz undan yapılan ekmek, mantı, makarna, börek, çörek. Onlar da aynı kategori. Beyaz un direkt şekere dönüşür. Çünkü normal olarak buğday unu, bütün vitamin buğdayın kepeğinde, yani kabuğunda. Elediğinizde kepekle atıyorsunuz, vitamin, mineral, enzim, lifli maddeler gidiyor. Geriye ne kalıyor? Sadece beyaz un, nişasta bu da. Bu da direkt şekere dönüşür. Şekere dönüştüğünde ne olur? Kemiklere zarar verir. Bağırsaktaki mantarları besler. Karaciğer yalın vesaire vesaire. Bütün olay yanlış beslemeden kaynaklanıyor. Artı kişi bir de herhangi bir nedenle antibiyotik kullanırsa, ağrı kesici kullanırsa, antihistaminik, kortizon ilaç, antidepresan, kimyasal ilaç kullanırsa daha büyük. Mesela piyasada bir akneye karşı bir hap var. Kullanıyor vatandaş. Bir yıl kullanıyor. Zannediyor ki hiçbir yan tesiri yok. 6 ay sonra karaciğeri yağlanıyor. Alerjik hastalıklar başlıyor. Geliyorlar, diyorlar ki işte şu hastalığım var. Hangi hapı kullandın diyorum. Kimyasal hap. Daha hiçbir şey kullanmadım. Kullandın diyor. Kullanmadım diyor. Kullanmışsın bak. Hatırla. Hatırlıyorum. Akneye karşı bir basit bir şey kullan. Basit bir şey zannediyor. Yan tesirini okumuyor. Bizde yan tesirini okumak diye bir şey yok. Leblebi gibi atıyoruz hapları. Aynen, okumuyoruz. Okusak da aslında hani biraz daha Türkçeleştirilse keşke, sadeleştirilse o prospektüsteki bilgiler, evet, İbrahim Bey. Çok da fazla bir şey anlamıyoruz. Ama birkaç cümle var aslında. Özellikle hani birçok ilaçların kutularında, prospektüslerinde yan etkileri, iki yan nokta etkileri olur diyor ama aynen öyle. Kimse bakmıyor. Buna da dikkat ediyor olmamız, evet, gerekiyor. Peki İbrahim Bey, sizinle yaptığımız her programda siz şunun altını çiziyorsunuz. Çünkü hepimizin kadın erkek yakını ilgilendiren, çoluk çocuk belki de, bizi muzdarip eden, sosyal yaşantımızı etkileyen, yaşam kalitemizi aşağılara çeken hastalıkların ya da temelinde bağırsaklardaki mantarın olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Ve bu bağırsaklardaki mantar eğer gidiyor olmazsa, yani tamamen kökten halledilmezse, kolay kolay bu hastalıklardan kurtulmamızın mümkün olmayacağını hep altın çize çize söylüyorsunuz. Peki gelelim çözüme. Çözümü çok merak ediyoruz. Şimdi çözüm aslında çok basit. Yine bitkilerin gücüne sığınıyoruz. Yine bitkilerin gücünden istifade ediyoruz. Basit, pratik. Bitki denince de tabii ki yan etkisi yok ama hani her bitkinde yan etkisi, mesela tütün de bir bitki, sigara, ama ne kadar çok sağlığa zararlı. Şimdi bu konuyla ilgili de biraz hani kıymetli bilgilerinizi bizimle paylaşın. Evet. Hangi bitkiler, neler şimdi yapacağız, nasıl kullanacağız? Mesela bu lahana suyundan elde edilir tonik. Lahana suyu ve 16 çeşit bitki. Sadece lahana suyu değil. Tonik, lahana suyu artı 16 çeşit bitki. Efendim, beyaz lahana, kırmızı lahana, üzüm sirkesi, ada çayı, zeytinyağı, at kurutu, zencefil, zerdeçal, sinirlot,
mesela. Bunun özelliği nedir? Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kaliforniya'da Profesör Doktor Cerney, Profesör Doktor Vesa, Profesör Doktor Miller 60 yıl önce deney yapmışlar lahana ile ilgili. Yapmış oldukları araştırmalar, deneyler sonucunda midede gastrite, ülsere sebep olan Helicobacter pylori isimli bir bakteri sebep oluyor. Bu bakteri diğer bakterilerden farklı olarak akıllı bakteri diyebiliriz. Kendini midasına karşı korumak için sabun köpüğü gibi bir köpük üretiyor. Mide asidi bu köpüğe zarar veremiyor. Mide mukozasına yapışıyor. Derinin altına geçtikten sonra köpük üretmeye gerek kalmıyor. İltihabı, yani tahriş, tahribata mide mukozasını yemeye devam ediyor ve iltihap çoğalıyor, bakteri çoğalıyor, hızla çoğalıyor. Eğer tedavi edilmezse basit bir gastrit, evet, ülsere dönüşür, zamanla Allah korusun mide kanserine kadar gidebilir. Gider. Yani. Midedeki veya nadiren 12 parmak bağırsağı ve ince bağırsak da bu bakteri iltihaplara, enterite veya 12 parmak bağırsağı iltihaplanmasına sebep olabiliyor. Dünyada mide, yani gastrite, ülsere, enteriti, bakterinin sebep olmuş olduğu bu tür iltihap ve yaraları iyileştirecek en etkili üründür. Hiçbir yan tesiri yok. Nasıl öyle iyileştiriyor? Bunun birleşiminde, lahananın birleşiminde binden fazla etken madde var. Bizi ilgilendiren bunlardan ikisi çok önemli. Bir, hangileri onlar? Lactobacillus ve bifidobakteri, bakteri içerir. Yani bakteri deyince faydalı bakteri, zararlı değil. Bu faydalı bakteriler kişi içtiğinde, bunu şalgam suyu gibi su, zararlı bakteri ve mantarları yok eden küçük molekül asitler üretiyorlar. Onlar kendi aralarında savaşıyorlar. Askerle terörist gibi. Yani biz bir şey yapmıyoruz. Bunu içtiği zaman vatandaş faydalı bakteriler harekete geçiyor, zararlı bakteri ve mantarları yok ediyor. Bunlar arasında savaş. Nasıl ki mantarlar etan, metan, bütan gibi gaz üretiyorsa, toksik madde üretiyorsa, faydalı bakteriler de küçük molekül asitler üretiyor. Zararlı bakterileri yok edici veya peroksit üretiyor. Şimdi zararlı bakteri ve mantarların yaşam alanıyla faydalı bakterilerin yaşam alanı farklı. Nasıl farklı? Faydalı bakteriler anaerob, yani oksijenli ortamda yaşar. Zararlı bakteri ve mantarlar oksijensiz ortamda yaşar. Yaşam alanı farklı. Kişi bunu kullandığı zaman faydalı bakteriler, oksijen oranı artıyor, faydalı bakterilerin yaşam alanı çoğalıyor. Yani biz dolaylı olarak askeri desteklemiş oluyoruz, ona mühimmat veriyoruz, silah veriyor. Evet, güzel. Zararlı bakteri ve mantarlar böylece yavaş yavaş yok oluyor. Yok oluyor. Artı metil metilyonun sulfonyum bromit denen bir madde daha var. Yani birleşimde binden fazla etken madde var da bizi ilgilendiren bu amino asit, eskiden buna U vitamini deniyordu. Yani ülseri iyileştirdiği için. Sonra ulkus faktör döndü. Daha sonra bunun U vitamini diye bir şey olmadığı, bir amino asit olduğu anlaşıldı. Bu amino asit lahana mikserde çekilirken dahi bozulabilir. Isıdan dolayı. Oksitlenirse bozulur. Bir. İki, haşlanırsa zaten hiçbir etkisi kalmaz. Bütün vitaminleri yok oluyor. Bazıları televizyona çıkıyor. Reyting amaçlı konuşuyorlar. Yani bilgisi varmış gibi diyor ki Profesör Doktor X ismi önemli. İşte lahana suyu şöyle şöyle için iyi gelir. Yani haşladığınız zaman hiçbir etkisi kalmıyor ki. Vitaminler, enzimler, mineraller yok oluyor. Bir faydası olmuyor. En önemlisi de ki bu yöntemin başında o kadar çok yok oluyor. Kadın oldu, evet, ki bir dönem. Çünkü dediğiniz gibi çıkıp hep söylenildi, söylenildi. Biz de uyduk, yaptık. Ama evet, oysa ki kaynattıktan sonra hiçbir etkisinin olmadığını söylüyorsunuz. Aynı şekilde aloe vera jeli de, yani aloe veranın da kaynatıldığında, aloe verayı asla kaynatmamak gerekir. Haşlandığında, kaynatında onun da etkisi kalmaz. Zencefil de aynı şekilde taze olarak kullan. Burada tonik doğal üretiliyor. Aloe vera jel, bunda aynı şekilde doğal, haşlanmaması gerekir. Burada taze zencefil içerir, bunun da haşlanmaması gerekir. Yani kaynatılan, haşlanan bitkisel ürünlerin içerisindeki etken maddeler minimum seviyeye düşüyor. Yani faydalı da %5, %10 faydalı. Yani etkisi çok çok azalıyor. Azalıyor. %5, %10'da evet, zaten yani aslında baktığı çok, zaman çok az. Aynen öyle rakam. Minimum seviye iniyor. Evet, peki İbrahim Beyciğim, bu arada sevgili seyircilerimiz 0212 331 32 07 08 09 3 hat hizmetinizde danışma hattını arayarak da neyse probleminiz ve ben bu problemlerimden, sağlık sorunlarımdan bitkilerin gücünü kullanarak kurtulmak istiyorum diyorsanız buyursunlar efendim, hemen şimdi arayabilirsiniz. Şimdi bağırsaklardaki mantardan bahsediyoruz ya, biz hafta içi de uzman gözü programı size ağırlamıştım. İbrahim Bey, yani yayından çıktıktan sonra beni arayan, hani programı izleyen arkadaşlarım olsun, işte ailem olsun,
Ya o kadar güzel tepkiler aldım ki ben mesela şu çok insanların ilgisini çekmiş. Belki de hani pazar günü farklı bir izleyici kitlesi bizi izliyordur şu anda. Çünkü hani birçok kişi hafta içi çalışıyor vesaire. Bağırsaklardaki mantar mesela benim bağırsaklarımın durumunu ben çok merak ediyorum. Acaba mantar var mı yok mu? Evet. Şimdi siz onun hani bitiyosunu vermişsiniz. Onu bir kez daha paylaşalım evet. izleyicilerle. Bir de hani nasıl belirtiverir? Biz nasıl anlayacağız? Belirtisini kendi durumumuzu nasıl değerlendireceğiz? Çok kolay. Şayet kişinin bir dilden anlaşılır. İki, tırnaklarında, ayak tırnağında veya el tırnağında, parmakları arasında, tırnaklarda mantar varsa, mantar, sedef, ekseme, akne. Herhangi bir deri hastalığı varsa bağırsakta mantar var demek. Saç diplerinde, ensede, koltuk altında, kasıklarda akne inverze varsa, akne, çok ağır akne, bağırsaklarda mantar var. Yani sedef varsa, ekseme varsa, akne varsa, herhangi bir deri hastalığı varsa bağırsaklarında mantar var. Çünkü deride gözüken veya tırnaklarda, saçlarda gözüken bu deri hastalıklarının aynı bunu şuna benzetebiliriz. Buzdağı gibi. %5'i gözüküyorsa deride, %95'i bu problemin bağırsaklarda yatıyor demek. Yani esas problem bağırsaklardan kaynaklanıyor. Bağırsakları tedavi etmedikçe kişinin derisindeki veya tırnağındaki veya saç diplerindeki eksemeden, sedeften, akneden kurtulması mümkün değil. Kurtulabilir birkaç ay. Kortizon ilaçlar vesaire vesaire. Tekrar nükseder. Tekrar nükseder. Çünkü esas çözüm bağırsakta. Oraya tedavi. Bağırsaklar şuna benzer. Halı. Halı gibi düşünelim. Top sahasının yarısı kadar. Yani 350 metrekare. Of. Halının üstüne zift döktüğünüzü düşünün. Ne yapar? Altına geçer mi? Hiçbir şey geçmez. Bağırsaklar da bu şekilde 2 milyar iplik gibi düşünelim. Kanallar var. 2 milyar. Besinlerdeki vitamin, mineral, enzimi, emen. Bu kanallar tıkanırsa ne olur? Mantarlar üretmiş olduğu toksik maddeler zaten bağırsaklar yakıyor, kavuruyor. Bağırsaklar yanarsa, kavrulursa kendini korumak için çok yoğun bir yağ tabakası oluşturur. Bu nedenle kişilerin karnı böyle şişer. Evet. Bazı insanlar böyle göbekli olur. Alkol içmedikleri halde. Şişkinlik. Mesela bana 3 kişi geldi. 2 kardeş, bir de damat, enişteleri. Üçü de göbekli. Dedim ki alkol kullanmıyorsanız bağırsaklarınız mantar olur. Nereden biliyorsun dedi? Biz de abdest namazlı insanlarız, alkol kullanmayız. O zaman bağırsaklarınız mantar dolu. Çünkü karınları böyle şişmiş. Yani mantarlar etan, metan, bütan gibi gaz üretiyor. Gazlar onlarda şişkinlik, karında şişkinlik yapıyor. Bir, mideyi, karaciğeri, pankreası yukarı doğru sıkıştırıyor. Bu organlar yukarı doğru sıkışırsa diyaframı yukarı doğru sıkıştırıyor. Diyafram akciğeri sıkıştırıyor. Akciğer kalbi sıkıştırıyor. Bazıları diyor ki yemek yedikten sonra pirinç pilavı yedi mesela. Yarım saat sonra kalbine bıçak batıyormuş gibi bir ağzı, bir sızı, bir kramp hissediyor. Kalbim var zannediyor, kalp rahatsız zannediyor. Artık kalbinde hiçbir şey yok. Bağırsaktaki mantarlar yemiş olduğu pirinç pilavındaki nişastayı şekere dönüşüyor. Şekerden mantarlar etan, metan, bütan gibi gaza dönüştürüyor. Gazlar alttan yukarı sıkıştırıyor bütün organları. Ne oluyor? O kalbim var diyor, kardiyolojiye gidiyor. İlgisi yok. Veyahut da nefes darlığı çekiyor. Astım rahatsızlığını zannediyor. Nefes darlığı ilgisi yok. Yani bütün problem bağırsaklardan kaynaklanıyor. Bağırsakları tedavi ettiğinde mi problem ortadan kalkar. Mantarın diğer bir teşhis yöntemi dil. Dil üzerinde. Bu arada bir uyarıda bulunmak istiyorum hemen sevgili seyirciler. Elinize bir ayna alın. Hepiniz o aynaya şu dakika itibariyle ihtiyacınız olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü buyurun nasıl kendi kendimizin evet. durum değerlendirmesini kişinin yapıyoruz. Dilimize bakıyoruz. Beyazımsı pembe bir renktir. Dilin rengi. Tamam, sağlıklı bir. Sağlıklı bir dil. Hafif beyazımsı pembe. Eğer dilin üzerinde beyazımsı bir tabaka varsa mantar var demek. Sarımsı bir tabaka varsa çok mantar var. Kahverengimsi bir tabaka varsa çok çok mantar var. Hiçbir tabaka yok da kızarmışsa ve üzerinde toplu iğne başı gibi böyle noktalar varsa aşırı mantar var. Siyahlaşmışsa Allah korusun hemen acil doktora gitmesi gerekir. Siyahsa tehlikeli. Bu şekilde dilden anlaşılabilir. Bu metot bundan 4000 yıl önce Uygur Türklerinin bir buluşu. Yeni bir buluş değil. Çinliler bunu geliştirmiş ve Çin'de birçok rahatsızlığın teşhisinde bu yöntem kullanılıyor zaten. Peki bir virgül bir es veriyor sevgili İbrahim Bey. Siz de biraz soluklanın sevgili seyirciler. Kısa bir reklam arası. Bu arada 0212 331 32 07 08 09. Hemen şimdi arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz. Buyursunlar reklamlar. Dönüşte biz tekrar karşınızda olacağız.
sevgili seyirciler, pazar sohbeti kaldığı yerden canlı yayınla ve tüm hızıyla devam ediyor efendim. Şimdi elimde bir kitap var. Tam 3 ciltten oluşuyor. İlgilenenlere duyuralım. Çünkü bitkilerin dünyasını, alemini tanımak isteyen de birçok kişi var aslında. Çünkü bu noktada da birçok doğru bildiğimiz yanlışlar ya da yanlış bildiğimiz doğrular var. Sevgili yine İbrahim Gökçek Beyefendi'nin kaleminden aktarılmış sevgili seyirciler. Dediğim gibi tam 3 ciltten oluşuyor. 7000 bitki. Nedir, ne değildir, memleketi neresidir, fotoğrafları nasıldır ve ne işe yarar, hangi sağlık sorunlarında, hangi çözüm noktalarında bizlere ulaşacak, işte konuyla ilgili tüm bilgileri aslında bu kitabı okuyarak da alabilirsiniz diyelim. Onun hatırlatmasını da yapalım ve İbrahim Beyciğim, lafınızı balla bölmüştüm reklam evet. Öncesinde. Buyursunlar, şimdi devam edelim. Mesela burada laden gülü Türkiye'de birçok kişi ne işe yaradığını bilmiyor. Evet. Bunun yüzlerce türü var. Sadece ismi aşina olduğu evet. Var. Laden gülüyle ilgili Almanya'da klinik araştırması yapılmış. Yapılan araştırmada atopik eksem yani alerjik ekseme, suluğu, kaşıntılı, kabarcılık eksemayı iyileştirdiği Profesör Doktor Günter Wiese Saarland Üniversitesi'nden 95 çocuk üzerinde denemiş. Hı hı. Bu çok güzel, kokusu, tadı güzel. Türkiye'de Marmara, Ege, Akdeniz bölgesinde bütün çam ormanlarının, ağaçların altında milyonlarca ton var. Almanya'da neden gülünden? Laden gülü ama türleri var, çeşitleri var. Aloe vera'da olduğu gibi. Evet, aloe vera'da olduğu gibi. Aloe vera'nın 400 çeşidi var. Bunun da 1000'e yakın türü var. Oo maşallah. Ben bir Almanya'da tanıdığım bir dostuma bitkiyi anlattım. Bu atopik ekseme yani alerjik eksemeye iyi gelir dedim. Rahatsızlığı vardı. Oo ben biliyorum gider toplarım dedi. Aman dikkat edin bak yanlış bir şey toplamadım. Sarmaşık toplamış. Ailece içmişler. Hepsi zehirlenmiş. Hastaneye kaldırmışlar. İşte. Mideleri, bağırsıkları yıkatmış. Ben aradaki ağız kalsın ölüyorduk. Dedim ki ya ne topladın nasıl bir bitki şöyle. Bilmedim ben söylemiştim uyarmıştım dedim. Dikkat edeceksin. Evet, işte yani rastgele gidip dağda da bitki toplanmaz. Bizim sitemiz var doğaltedavi.org. 4400 bitkinin fotoğrafı var. Hı hı. Yani hangi bitkinin artı özellikleri. Tabii onları bilmek 12 lazım. 12 sene fotoğraf çektim. Yoksa sağlıklı olalım sene. Derken sağlığımızdan olabiliyoruz değil mi evet. İbrahim Bey? İsmi önemli değil. Bizim bir profesörümüz bir kitap yazmış. Yazmış olduğu kitaplarda benim kitaptaki fotoğrafları almış, yayınlamış. Fotoğrafları alması önemli değil. Yanlış bilgi almış. Bitkinin Latince ismini yanlış yazmış. Türkçesini yanlış yazmış. Mesela kara ardıç. Buradaki bilgileri yanlış yazdığı için idrar yolları enfeksiyona iyi gelir. Böbrek emesine taşlarını düşürür. Ader söktürür demiş. Birkaç gramı kara ardıç öldürücüdür. Ardıçla kara ardıcı karıştırmış. Yanlış bilgi vermiş. 20 yerde kitabında hatalı bilgi var. Uyardık. Uyarımızı dikkate almadı. Biz de mahkemeye verdik. İyi yapmışsın. Yani, sonuçta bir emek var sizin emeğiniz. Aynen öyle. Oynamak iyi değil. Yani benden bitki fotoğrafı istese ben de çok istediği kadar verebilirdim. Fakat yanlış bilgi, yanlış belge, ak asma diye bir bitki var. Çok çok sihirli. Birkaç gramı insanı öldürebilir. Şifalıdır diye uzun uzun yazmış. Eyvah. Hiçbir etkisi yok. Zararı var. Almanya'da satılması yasak. Tentürü yapılabilir. Ne demek? En az 1:1000 sıvılaştırılması gerekir. Etil alkolle. Tentürü yapılabilir. Tentürü yapılmadan direkt çay olarak kullanmak ölüme sebep. Evet. Yani her bitki, buradaki bitkileri biz kullanıyoruz ama bu bitkilerin hepsiyle ilgili klinik araştırması var. Mesela at kuyruğu otu Amerika Birleşik Devletleri'nde Kolombiya eyaletinde Kolombiya Üniversitesi klinik araştırması yapmış. Kemikleri güçlendirir, eklemleri güçlendirir, kıkırdağı güçlendirir, bağ dokusunu temizler, arıtır, idrar yollarına iyi gelir. Hı. Klinik araştırması var. Ada çayı ile ilgili klinik araştırmaları var. Yani burada söylediğimiz bitkilerin hepsi üniversitelerin klinik araştırmalarına etkisi %100 ispat edilen bitkiler. Hı hı. O yüzden zaten bu konu çok bıçak sırtı bir konu İbrahim Bey. Gerçekten bu noktada hani hem yanlış bilgileri aktarıldığı için çünkü artık herkes herbalist nedense böyle de bir durum ortaya çıkıyor. Ama tabii seçici olmamız gerekiyor ve ona göre de hani bizde de biraz bilgi birikiminin bizim de biraz okuyor olmamız gerekiyor, araştırmamız gerekiyor. Çünkü dediğiniz gibi az önce mesela yapılan bir hata belki de birçok kişi o hatanın kurbanı olmuştur. Evet. Yani inşallah çok fazla zararlarla karşılaşmamışlardır ama böyle klinik araştırması yapıldıktan sonra hani anlatıyorsunuz ya yani sizi sürekli programa davet edesim geliyor. Çünkü insanlara doğru bilgi aktarıyorsunuz. Evet. Ayrıca mesela belgelerle gelmişsiniz. Hemen onunla ilgili de biraz bilgi verelim. Afaki boş konuşmadığımızın sonuçta kanıtı. Yalnız eğer göstereceksek hastane ismini de kapatalım. İbrahim Bey orası gözükmesin. Mesela bu belki de hastaların şeyleri, evet. Sonuçları. Bu hepatit C. Yani
neredeyse hepatit C çok ağır bir vaka. Hepatit B gibi değil. Hepatit B tedavi edilebilir. Ama hepatit C'nin tedavi edilmesi hemen hemen imkansız. Çünkü siroza dönüşebilir. %90 siroza dönüşme tehlikesi var. Yani karaciğer iflas edebilir. Dünyada tedavisi yok. Böyle bir hasta bize müracaat ettiğinde Ahmet Bey Trabzon'dan inşallah tedavi ederiz. İlk sirozla yani dönüşme safhasında değerleri çok yüksek. Bizim ürünleri kullandıktan tam 4 hafta sonra pozitif olan değerleri negatife döndü. Ne güzel. Tekrar tahlil yaptırdı. Doktoruna gitti. Bir yıl sonra acaba yeniden nüksetti mi etmedi mi gibi panik yaşıyor tabii. Tekrar tahlil yaptırdığında hepatit C gibi bir problemin olmadığı belgelendi. Çok güzel. Mesela o yüzden bitkiler bir insanlık tarihi kadar eski ve hani bakıldığı zaman İbrahim işte padişahlar, sultanlar, Hazreti Peygamberler, İbn-i Sina'lar hepsi bitkilerin gücünden istifade etmişler. Aloe vera dedim. Mesela aloe vera ile ilgili 2,5 milyon insan üzerinde deney araştırma yapılmış. Alman Sağlık Bakanlığı ile Almanya'da İlaç Üreticileri Birliği'nin ortak çalışması. Avrupa, Amerika ve Asya'da aloe vera ile ilgili 2,5 milyon insan üzerinde araştırma yapılmış. Aloe vera kullanan. Mesela Mısır'da yapılan araştırmada aloe veranın bu aloe vera jel içeri doğal olarak. Yani aloe verayı üretmek farklı bir şey. Neden? Çünkü aloe veranın birleşimindeki etken maddeler lahanada olduğu gibi haşlanırsa etkisi kalmaz. Çünkü 22 çeşit amino asit, 15 çeşit vitamin, B6, B12 gibi çok kompleks vitaminler, 12 çeşitte enzim var. Haşladığınızda etkisi kalmaz. Dünyada birçok ülkede aloe vera jeli üreten firmalar haşlıyorlar. Neden haşlıyorlar? Çünkü aloin denen bir madde var. Aloin uzun süre kullanıldığında ishale sebep olur, şişkinliğe sebep olur. Bu yan etkisini kaldırabilmek için haşlıyorlar. Biz bunu 19 yıl üzerinde çalıştıktan sonra doğal olarak üretebildim. 19 çeşit bitki içerir. Diğer bitkiler bunun içeriğindeki aloeini zararsız hale getirdi. Fermentasyon sırasında. Yani ilk doğal üretim. Bu %100 etkili. Neden? Tamamen doğal olduğu için. Tadı da çok güzel. Tadı ben da, biliyorum evet, tadını. Geçen hafta çok güzel. Baktınız, tamam, yaz, evet, geçen hafta baktım. Aloe vera'ya da baktım. Sayenizde 10 bitkiye. Hala dilimde böyle hafif hafif tadı geçmiş değil yani İbrahim Bey'im. Evet. Ama onu içtik. Hakikaten onun tadı güzel. Peki bu program başından beri bahsetmiş olduğumuz sağlık sorunları noktasında bu iksirler, tonikler, jellerden kullanıyoruz. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Fark etmez. Yaşın bir alt yaş sınırı var mı? Hani diyelim ki işte sivilcelerden, aknelerden yana sıkıntısı olan ne diyelim hani ergenlik yaşına gelmiş. Mesela 18-19 olsun. Yani bir alt yaş sınırı var mı ya da sorumu uzatmadan o şekilde sorayım. Her türlü akne, sivilceye karşı iksir kullandığında kişi 3 hafta, 4 hafta tamamen temizler, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Damarları temizliyor, arıtıyor. Derinin altındaki bütün cerrahat, çoruf, pisliği temizliyor, arıtıyor. İksiri kullandıktan birkaç hafta sonra yani diyelim ki 3-4 tane aknesi veya sivilcesi varsa biraz artar geçici olarak. Geçici olarak sonrasında geçici olarak derinin altındaki bütün pisliği dışarı atar. Peki herkes de mi aynı tepkiyi gösterir? Hayır. Herkes de aynı göstermez. Değişir değişir. Her bünyeye göre değişir. Kişiye göre değişir. Ne kadar içeceğiz İbrahim Bey? Yani bardak bardak mı, kaşık kaşık mı? İksirle aloe vera jel günde 3-4 defa 2 yemek kaşığı. Tonik ise günde 3-4 defa bir su bardağı. Yani içimleri farklı, kullanılışları farklı. Lahana suyu su bardağı ile içilir. İksirle aloe vera jel 2 yemek kaşığı. 2 yemek kaşığı. Yani, evet. Çocuklar ona göre ayarlan. Mesela kronik böbrek yetmezliği problemi olan yüzlerce insanı biz tedavi ettik. Yani doğal olarak kronik böbrek yetmezliğinin tedavisi mümkün değil. Şayet böbrekler tamamen büzülmemiş, küçülmemiş, erimemişse ve idrar çıkışı varsa, dialize girmemişse çok çok kolay, 2 ayda iyileşir. Yeni dialize girmeye başlamışsa 3-4 ayda normale dönebilir. Mesela Samatya Hastanesi'nde bir yaşlı bir teyze, Sema Hanım'ın annesi, ameliyat olmuş, safra kesesi alınmış. Kanda dolaşan pıhtı, böbrekteki nefron dediğimiz süzgeç hücreleri tıkamış. Aniden kronik böbrek yetmezliğine yakalanmış. Doktorları diyalize girecek demişler. Dediler ki ya sizin ürünler buna etkili mi? Etkili dedim. Aldılar. 2 gün kullanmadılar. Yine de panik. Arıyorlar ki ya 2 gün aldık ama kullanamıyoruz. Niye? Ay şüpheyiz. Şüphedeyiz. Dedim ki kullanın bir. 2 gün. 2-3 günde etkisi olmazsa kullanmayın. Tadına baksın. Kullansın. Tadına baktı. Kullandı.
2-3 gün sonra teyzenin yavaş yavaş idrara gelmeye başlayınca aa iyiymiş dediler. 3-4 hafta sonra diyalize girmesine gerek kalmadı. Bu kadar etkili. 68 kilodan 130 kiloya çıkmıştı. Bütün vücudu şişmişti. Ödem oluşmuştu. Sürekli karnından sıvı alıyorlardı. Yani yavaş yavaş diyalize hazırlıyorlardı. Diyalize girmesine gerek kalmadı. Mesela burada bizim elimizde raporlar var. Kreatin, bahsettiniz. Evet. Bu böbrek yetmezliğiyle ilgili. Ayrı bir olay. Tamam. Kreatin değerleri yükselen 3 haftada mesela iyileşti. Burada hep altlarını çizmişsiniz zaten. Evet. Normal değerleri ve burada da anormal değerler. Evet, evet. Burada İbrahim Bey başka bir hasta mesela. Kreatin değerleri yükselmişti. 6 haftada böbreklerinin fonksiyonu normale döndü. Mesela bana bir ilk öğretim okulunda müdür olan bir zat geldiğinde halsiz, dermansız, yorgun, bitkindi. Zor gelmişti yani öyle baktım soluk rengi vesaire. Dedim ki geçmiş olsun dedim. Kronik böbrek yetmezliğinden diyalize girmesi gerekir. Doktoru diyalize girmesi gerekir. Korona fistül açılması gerekir. Başka doktora havale yapmış. Dedim deneyelim. 6 haftada iyileşmesi yine diyalize gir. Yani diyaliz makinesi orada. Kaçmıyor. Denediler. Peki deneyelim de. %15'in altına düşmüştü. İdrar çıkışı. Bizim ürünleri kullandıktan sonra 3 hafta sonra %25'e sonra %30'a çıktı. %40'a çıkınca dedi ki artık kullanmıyorum. Ne oldu? Bu bana 25-30 yıl yeterdi. Oo, maşallah. Bu arada tabii ki hasta yatağında olup dedi, hastanelerde olup da işte ameliyat olmuş, ameliyat tarihini gününü bekleyen bütün hastalara da buradan acil şifalar dileyelim ve kısa bir reklama gidelim mi İbrahim tabii Bey? Son reklamımız olsun. Dönüşte tekrar karşınızda olacağız sevgili seyirciler. Bu arada danışma hattını görüyorsunuz. Reklam arası olsa da hiç fark etmez. Lütfen arayın ve daha fazla bilgi alın. Evet, pazar sohbeti devam ediyor ama artık son bölümdeyiz sevgili seyirciler. Son birkaç dakikamız var. Lütfen bu dakikaları da iyi değerlendirin. Çünkü belki biraz özet geçecek İbrahim Bey. Biraz da işte belgeler üzerinden konuşacak. Bu arada daha fazla bilgi için de bir kez daha hatırlayalım. İletişim bilgilerini 0212 331 32 07 08 09 üzerinden danışma hattını dolayısıyla arayarak da daha fazla bilgi alabilirsiniz. Buyurun İbrahim Bey. Mevlüt Bey, bana geldiğinde bu bir hasta, ağır bir hasta. Maratondan koşarak gelmiş gibi böyle ter su içinde kalmıştım. Serpak istiyorum elini yüzünü silmek için. Ne oluyor dedi. Neymiş maratondan mı geliyorsun dedi. Yok dedi ne maratonu merdivene çıktım dedi. Perişan oldum dedi. Merdivene çıkmış perişan olmuş. Ne olacak bunda merdivene çıkmak? Kilosu var mıydı? Hayır kilo da değil. 5 yıl önce mikro adenom yani hipofiz bezesi. Beynin hemen hipotalamus altında nohut büyüklüğünde sarımsak gibi sallanan bir organ. Bunun içerisinde yanında böyle sapında mikro adenom oluşmuş. Toplinenin başı kadar küçük bir kis gibi bir şey mikro adenom. Bu bütün hormon dengelerini bozuyor. Hipofiz bezesi aynı. Orkestra şefi gibi. Hormonların şefi. Bütün hormonların ne kadar hangi hormondan salgılanmasını gerektiğini o emreder. Yönetiyor ona göre yani. Yönetici. Hormon şefi. Burada mikro adenom oluşmuş ve prolaktin hormonu fırlamış. Doktora demiş ki burundan ameliyat gireriz, ameliyat ederiz fakat 6 ay sonra yine büyür. Çözüm değil. Ne olacak demiş. Ömür boyu bununla yaşayacaksın. Adamcağız da hayata küsmüş. İşi gücü bırakmış, eve gitmiş. Televizyon seyrediyor, yiyor, içiyor, yatıyor, televizyon seyrediyor. Bir yere gitmiyor. Konu üzerinde araştırmış. 5 sene geçmiş aradan. Bana geldiğinde bu omuzları, sırtlarındaki bütün damarlar, beyin ana arteri damarları tıkanmış, yağlanmış hep. Kalp damarları, bütün organları yağlamış. Kolesterol, trigliceridi yükselmiş, fırlamış. Dedim ki tedavi ederiz, hiç problem değil dedim. İnşallah dedi. Prolaktini 38.62. Tepkiler hep böyle değil mi İbrahim Bey? İnşallah. Acaba mı? Ya bilemeyiz. Soru Allah işaretleri. Mikro adenom, ben o güne kadar mikro adenom rahatsızlığı olan kişiyle karşılaşmamıştım. 38.62. Evet. Bizim doğru. Ürünleri 6 hafta kullandıktan sonra 0.38. Doktoru demiş ki evladım ne kullanıyorsan iyi, güzel, hoş ama yeter artık demiş. Prolaktin sıfıra düşmüş. Tamamdır. Yani bitmiş. Yani mikro adenom diye hiçbir şey kalmamış. Ne güzel.
Şekeri yüksekti. Kolesterolü, şekeri mesela burada trigliseridi 288, kolesterolü 238, şekeri ALT yani karaciğer değerleri yüksek. ALT'si, AST'si, ALT'si 151, AST'si 82. Bizim ürünleri kullandıktan sonra karaciğer değerleri AST 27'ye, ALT'si 28'e yani 151'den karaciğer değerleri tamamen normale döndü. Kötü kolesterolü, trigliseridi düştü 6 hafta içerisinde. Hı hı. Şaşırdı yani, doktor da şaşırdı, kendi de şaşırdı. Bitkiler dedi buna ki, sebep oldu. Hep sana Allah razı olsun diye dua ediyorum. Aa, ne güzel. Her vakit namazında. Çatalca'da yine Fadime Hanım trigliseridi 527. 527'ye yükselmiş. Kolesterol 248. Of. Şekeri yükselmiş. 190'a yükselmiş. Hı hı. Diyet. Fakat buna rağmen düşüremiyor bir türlü. Trigliseridi, kolesterolü, şekeri hepsi fırlamış. O kadar çok örnek var ki bu sıkıntıyı çeken. İksir, tonik ve özel bir çay kolesterol için. Hı hı. Bizim ürünleri tam 4 hafta, 28 gün kullandıktan sonra ikinci tahlil yaptırdı. 528 olan trigliseridi 160'a düştü. Kolesterolü 130'a düştü. Şekeri normale döndü. Maşallah. Doktora demiş ki, Fadime Hanım artık demiş tereyağı yiyebilirsiniz. Fazla diyete gerek yok. Ne güzel. Peki İbrahim Bey, yani dönüşümlü olarak mı kullanılıyor? Hani iki tanesini şu an tavsiye ettiğiniz de, mesela kolesterolden yana hakikaten keza az önce bahsetmiş olduğunuz sıkıntılardan yana çok kişi var. Bir günde mesela şu hem lahana suyu demiştiniz ya, hem de aloe vera jel ya da iksir. Onu detaylı istiyorum sizden. Midesinde problem varsa, gastrit, ülser. Tamam. Midede bakteriden kaynaklanan bir problem varsa mutlaka tonik kullanması gerekir mide için. Hı hı. Eğer bağırsaklarında mantar varsa mantara karşı, hı, aloe vera jel. Tamam. Eğer ki aloe damarlarda jel, yağlanma, daralma, kolesterol, lipid, trigliserit yükselmişse, hı, şekeri yükselmişse bunun içinde iksir. İksir kalp damar, beyin damarlarını açar. Beyindeki plakları çözer. Peki. Ve unutkanlığı, hafıza zafiyeti. Mesela Alzheimer hastası bile var tedavi ettiğimiz. Yeni başlamıştı Alzheimer. Güzel. Konuşması yavaş yavaş kötüleşiyordu, anlaşılmıyordu. Ne güzel, onu da haftaya konuşalım o zaman İbrahim Beyciğim. Çünkü süremizin maalesef sonuna geldik. Ben çok teşekkür ediyorum. Güzel. Her zaman olduğu gibi kıymetli bilgilerinizi bizlerle paylaştınız. Ağzınıza sağlık ve keyifli bir pazar günü geçirin inşallah. Sağ olun, hürmetler, saygılar. Sağ olun sevgili seyirciler. Sizler de çok sağ olun. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Bugün de bizi izlediğiniz için. İnşallah Allah nasip kısmet ederse diyelim, haftaya pazar yine aynı saatte pazar sohbeti programıyla tabii ki Sinebeş ekranlarında karşınızda olacağız. Daha fazla bilgi için danışma hattını zaten biliyorsunuz, arayabilirsiniz. Hafta içi de uzman gözüyle programıyla karşınızda olacağız. Yani yarın saatler 9'u 20 geçtiğinde herkese keyifli, mutlu, huzurlu, güzel bir gün, güzel bir pazar günü diliyorum efendim. Hoşçakalın.